merhabalar. Çok uzun zamandır paylaşmak istediğim bir içerikle buradayım. Yakın çevremin bana çok sorduğu bir konu var. Biz hep ekonomiyle ilgili, finansla ilgili bir şeyler okumak istiyoruz ama dil o kadar ağır oluyor ve konular o kadar anlaşılmaz oluyor ki sıkılıp yarıda bırakıyoruz. Nasıl başlayalım, ne okuyalım tarzında. Ben de bugün hani bu konuda sıkıntı yaşayan birileri daha varsa onlar için kitaplarda bir yol haritası çizmek istedim. Başlamak isteyen, bu konuya başlamak isteyen kişilerin bu kitapları birazdan anlatacağım sırada okumasıyla beraber hani hem kendini daha fazla konuya hakim hem de sıkılmadan, motivasyonunu kaybetmeden bu konuyla ilgili bilmesi gereken genel çerçevede her şeyi öğrenmiş olacağını düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım o zaman. Leo Bey de burada. Kendisi bana bakıyor, birazdan dolaşmaya başlar. Yapacak bir şey yok. En genel çerçevede başlayalım. Ben haberleri izliyorum. Enflasyon nedir biliyorum. Zaten günümüzde herkes ekonomi konuşuyor ama ben biraz daha makroekonomik göstergelerin ne ifade ettiğini öğrenmek istiyorum. Ne neyi nasıl etkiliyor? Faizle kur arasında nasıl bir ilişki var? Ya da açıklanan bir veride neye dikkat etmeliyim, nasıl yorumlamalıyım diye düşünüyorsanız bu kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Mahve Eğilmez'in Örneklerle Kolay Ekonomi kitabı. Kitabın dili oldukça yalın, oldukça sade ve bence hap bilgi şeklinde uzatmadan, sıkmadan anlatmış. Zaten Mahve Eğilmez'i takip ediyorsanız kendisinin blog yazıları da çok sade ve basit anlatmasından kaynaklı olarak oldukça revaçtadır. Benim de hani yakından takip ettiğim biri kendisi. Kitapta aslında dediğim gibi bildiğiniz ama hani tam detayına hakim olmadığınız makroekonomik dataları ve bilgileri bulabiliyorsunuz. Kısa kısa, hani çok uzatılmamış ama genel bir ekonomi bülteni okuduğunuzda ya da bir program izlediğinizde bilmeniz gereken her şey bu kitapta mevcut. Şiddetle tavsiyedir. Sonrasında ise kitabım burada değil ama ekonomiyi birazcık öğrendim, biraz da finans alanında böyle genel bir bilgi almak istiyorum diyorsanız Hakan Özerol'un Finansçı Olmayanlar için Finans kitabını öneriyorum. Yine Mahve Eğilmez'in kitabında olduğu gibi kısa kısa bölümlere ayrılmış, son derece yalın, sade anlatımı olan bir kitap. Finansın temellerini size çok kısa bilgiler haline veriyor oluşu, sizi sıkmıyor oluşu, formüllere boğmuyor oluşu bence kitabın en iyi özelliği. Bazı kısımlarda kayboluyor gibi hissederseniz de bırakmadan önce içindekiler kısmına ulaşarak hani en azından ilginizi çekecek başka bir bölümü atlamanızı tavsiye ederim. Bence bu alanda okunabilecek en sade kitaplardan birisi de o. Genel çerçeveleri öğrendik. Biraz daha artık kendi bütçeme bakmak istiyorum, kendi finansımla ilgilenmek istiyorum derseniz başlangıç kitabımız 20'li yaşlar için kişisel finans kitabı. Türkçe'ye böyle çevrilmiş ama aslında bunun orijinalinde For Dummies diyor. Yani birazcık bize bir şey diyor ama kitap, yani bu bir kalıp onlarda. Bu yayının böyle çok fazla kitabı var işte salaklar için işte stres yönetimi falan diye, o yüzden ben alınmıyorum hiç üzerime. Siz de alınmayın. Kitapta şöyle ansiklopedi gibi, zaten bayağı da büyük bir kitap. Bölüm bölüm işte kredi kullanmak ve borç ödemek mesela, ya da işte bütçenizi nasıl yaparsınız, bütçe yaparken nelere dikkat etmelisiniz gibi böyle bölüm bölüm size anlatan bir kitap. Başlangıçta 20'li yaşlarınıza sağlam bir kişisel finans kaynağı oluşturmak için adımlar veriyor. Sonrasında bu adımları açıyor zaten. Kitapla ilgili yapabileceğim tek eleştiri de değil. Yabancı bir kaynak olmasından kaynaklı olarak işte sigorta ve bankacılık uygulamaları kısmında kayboluyorsunuz. Yani çünkü ABD bankacılık sisteminin bizim sistemle uygulama kısmında pek alakası yok. Kısımları çok fazla dikkate almadan hani verilen bilgiyi detaylı olarak almaya baktığınızda bence son derece muhteşem bir kitap. İlgilenen herkesin de bence kütüphanesinde bulunması gerekiyor. Eğer bu kitabı alırım ama hani o işte yabancı olmasından rahatsızım diyorsanız yerli muadili Özlem Denizmen'in Cebinde Mucize Yarat kitabı. Bu tamamen artık hani bizi anlatan, bizim ülkeyi anlatan, ülkemizdeki uygulamaları anlatan bir kitap. Zaten çok yaygın bir kitap. 33. baskısından bir kitap var benim elimde. Son zamanlardaki
mesela sürekli güncellenen bankacılık uygulamaları ile ilgili eski kalmış olabilir, yeni baskı almadıysanız şayet. Ama bunları da zaten internette çok kolay bulabiliyorsunuz. Kitap biraz basit gelebilir şu anlamda. Çünkü her şeyi anlatıyor. Yani nasıl mesela yatırımlarla ilgili bir şey anlatırken tek tek bütün yatırım ürünlerini anlatıyor. Belki o anlamda bunu da biliyoruz canım, bu da anlatırım dediğiniz noktalar olabilir ama bence kesinlikle okuyun. Sonlarında böyle zaman içerisinde Özlem Hanım kendisine gelen sorulara verdiği yanıtları ve soruları paylaşmış. Aslında hepsi çok tanıdık şeyler, hepimizin yaşadığı şeyler. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum bunu da. Şimdi işin en eğlenceli kısmına geldik. Bu az önce bahsettiğim kitapların hepsi şu temele dayanıyor. İnsan mantıklı bir yaratık, mantıklı bir varlıktır. Ve hep rasyonel kararlar verir. İnsanlar sadece ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapar. İnsanlar sadece ihtiyaçlarını gözetirler gibi bir mantık anlatıyor ya. Aslında olay pek öyle değil ya. Yani benim zaten bu işi okudum, bu işi yapıyorum, ben neden böyleyim noktasında karar verdiğim bir şeydi bu kanalı açmak ve içerikleri üretmek. Ve biliyorum ki birçok insan var bu şekilde düşünen. İşte o noktada bunları okuyorum. Evet, ben bunları biliyorum. 2 2 4 eder ama niye ben de 4 etmiyor dediğiniz noktada ihtiyacınız olan şey davranışsal finans. Çünkü davranışsal finans bunların aksine sizin irrasyonel bir varlık olduğunuz temeli dayandırıyor düşüncelerini. Ve o noktada da her zaman mantıklı kararlar veremeyeceğinizi, her zaman ihtiyacı yönelik alışveriş değil, bazen dürtülerinizle alışveriş yapabileceğinizi söylüyor size aslında. O yüzden kendinize böyle çok yüklenme noktasındaysanız, birazdan önereceğim kitapları okuyarak, ya aslında herkes benim gibi, yani bunda çok kötü bir şey yokmuş, bunu nasıl çözerime bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Davranışsal finans benim için ekonomi ve finansın en keyifli alanı. Psikolojiyle de iç içe olduğundan ve ilgi alanım da olduğu için bayılıyorum. Yani bu konudaki her içeriği yutuyorum diyebilirim. Ama bu bahsedeceğim iki kitap sıralaması önemli değil. Biraz daha hikayeleştirilmiş, dili daha eğlenceli kitaplar. Birincisi Orhan Erdem'in Değdiğimiz ve Paramız Boşa Gitmesin. Gitmesin tabii ya, keşke. Son derece renkli bir kitap zaten. Kapağı falan çok tatlı. Ama tabii kapağının değil de içeriği önemli. İçeriğine baktığımızda mesela işte böyle birazcık komik bir dili var. İşte tembellik anayasası çıktı ben açınca. Ne diyor? İnsanlar yorgun, dar ve dinlenmek için yaşar. Çalışmak yorar. Yarın yapabileceğin işi sakın bugün yapma gibi. Aşırı tatlı böyle. İşte birkaç tane 8 maddesi var. Benim özellikle içeriklerimde dikkat ettiğim şey hani doğal olması. Bu kitap da öyle bir kitap. Doğal bir kitap yani. Kendinizi kasıntı bilgiler içerisinde bulmuyorsunuz. İçerisinde bir test var. Psikofinans testi. Onu yaparak da kendinizi bir puan verip sonrasında yaptığınız böyle işte okumaları o test çerçevesinde değerlendirebiliyorsunuz. Çok başarılı bir kitap. İkinci kitapsa yine bu finansçı olmayanlar için finanslı aynı yazara ait. Hakan Özeroğlu'nun Saçmalama diyor kitap. Yani net diyor ki size saçmalamayın. Bana demiyormuş gibi söyledim. Ama şöyle, kitabın bazı şuna dayanıyor. Hepimiz insanız, hepimiz zaman zaman saçmalayabiliyoruz. Bir arkadaş tavsiyesi, hisse senedi yatırımı yapıp paranızın çoğunu kaybetmiş olabilirsiniz diyor kitap. Bu kitabı okuduktan sonra yapmaya devam edeceksiniz ama neden yaptığınızı bileceksiniz en azından diyor. Son derece gerçekçi. Yine çok eğlenceli bir kitap bence. Eğlencenin altında örnekler de size kıssadan hisse bilgiyi böyle beyninize yerleştiriyor diyebilirim. Son derece böyle keyif alarak okuyacağınızı, tamamlanacağını düşünüyorum. Yani bir günlük kitap aslında bu ikisi yani, çünkü çok akıcı gidiyorlar. Belki diğerlerine birazcık böyle daha vakit kaybı demeyeyim de oyalanmanız gerekebilir hani teorik bilgi olduğu için, ama bu ikisi gerçekten çok hızlı akan kitaplar. Yani listeyi ben bana kalsa çok abartırım. Çünkü seviyorum hani bu tarz içerikleri okumayı, araştırmayı, ama bence başlangıç seviyesindeyseniz çok yeterli olacaktır ve birazcık tadları damağınızda kalacağı için araştırmayı da içecektir sizi diye düşünüyorum. Bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlar korkmasın. Yani ben de kesinlikle bilgi sahibi olarak başladığım noktada, ama ben bunları neden hayata geçiremiyorum dediğim yerde tekrar en baştan hepsini okudum. Hiç de sıkılmadım. İyi ki de okumuşum diyorum. Bu konuda da dediğim gibi daha okumalar devam edecektir. Belki
Tekrar bir listeyi güncelleriz, belki eklemeler yaparız zaman içerisinde. Onları da paylaşıyor olurum sizlerle. Yakın zamanda iki tane daha kitap sipariş ettim. Son zamanlarda finans kitaplarını birazcık böyle bırakmıştım. Hani araya psikolojik ve kişisel gelişim kitapları girmişti. Ama listemde şu an iki kitap var. Bir tanesi bugüne kadar okumamış olmamdan dolayı utandığım Zengin Baba, Yoksul Baba. Diğeri de Özlem Denizmen'in Bolluk ve Bereket üzerine bir kitabı. Özellikle Özlem Denizmen'in kitabını bir içerik düşündüğüm için aldım. Bu konuda birazcık daha bilgi sahibi olmam gerektiğini düşünüyorum ama diğer kitap böyle finans literatüründe hani şey böyle mihenk taşı falan olarak geçiyor ve ben okumamıştım şimdiye kadar. Onlarla da ilgili kısa kısa yorumlarım olursa mutlaka paylaşırım. Sizin de varsa böyle önerebileceğiniz kitap çok sevinirim. Birbirimizi böyle paslayalım, ne güzel olur. Okuyalım yani. Başka yapacak zaten ne var? Pandemiyle kapatmıyorum. Leo uyudu, horlamaya başlayacak birazdan. O yüzden ben topluyorum ileri. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Faydalı da olmuştur diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Leo'yu çektim size.